Değerli dostlar, Aktürk Makine sponsorundaki Bursa Tarım Fuarı'nda çekimlerimize devam ediyoruz. Şimdi de Royal Romok'tayız. Konya'dan katılan bir firmamız Sayın Hamza Belgemen Bey var yanımızda. Hamza Bey, yayına hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Biz sizleri tanıyalım önce, Royal Romok'u bir tanıyalım. Royal Romok 2006 yılından kurulma. Genelde biz yurt dışına lobet imalatı yapıyoruz. Ondan sonra da 2011 yılından itibaren de Romok sektörüne geçiş yaptık. Talebin arz ve talep olduğu için şu anda da sirkülasyon devam ediyor. Peki kaç tondan kaç tona kadar üretimlerimiz var? 4 tondan 30 tona kadar üretimimiz var. Tabii özellikle Romok sektörü son zamanlarda gerçekten artık kendini aşmaya başladı. Evet. Burada bizim çiftçimizin evde en çok kullandığı, özellikle İç Anadolu'da birçok bölgede muhakkak en fazla doğal olarak kullandığı Romok. Burada Romok alıyorken çiftçilerimizin dikkat etmesi gereken hususlar neler? Yani ben çiftçiyim, Romok alıyorum ama burada dikkat etmem gereken hususlar neler? İlla ki herkes Romok yapıyor ama önemli olan kalitelisini yapmak. Biz şimdi bunun üzerine çıkmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi şaselerimizde tırlara şase ne yapılıyorsa biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Tırın ufağını yapıyoruz yani remork olarak, traktör remork olarak. Böyle daha iyi hizmet veriyoruz. Sağlamlık açısından daha iyi oluyor. Evet. Peki tonajda özel üretimde yapabiliyor muyuz? Mesela geldi çiftçi dedi ki bana şu tonajda lazım. Ne isterse ona göre biz imalatçı olduğumuz için o kafasında tasarlıyor, biz onu canlandırıyoruz. Peki kullanılan boya da çok önemli. Anladığım kadarıyla siz güzel fırınlama sistemini bir boya kullanıyorsunuz. Akrilik fırınlama sisteminde kullanıyoruz, evet. Onun artıları neler? Onun artıları solma yapmıyor, dökülme yapmıyor, küflenme yapmıyor. Bu sene aldığınız 10 sene sonra da aynı bu şekilde oto boyası diye artık size izah edeyim. Aynı oto boyası. Evet. Peki Türkiye'deki pazar durumumuz, pazar payımız şu anda Royal olarak ne durumdayız? Şu anda şükürler olsun ki hemen hemen her yerde bayimiz var. İsmimizi tanıttık. Bursa tarafına pek gelmemiştik. Buraya da kendimizi tanıtalım diye geldik. Özellikle Karacabeyse'nin direkt pazarın yani. Evet. Buralara geldik işte. Buralarda da zaten gelen giden çok misafirimiz biliyor bizi, tanıyorlar kendileri. Pazar olarak da Türkiye'nin hemen hemen her yerine veriyoruz. Hatta yurt dışına da verdiğimiz var. İhracat da yapıyoruz. Tabii ki ihracat yapıyoruz. Peki teşekkür ediyorum. Son olarak rica neler ederim. İlave edersiniz? Teşekkür ediyoruz. Böyle işte malzemelerimizi tanıtıyoruz. Sizin sayesinde güzel oluyor. Türkiye'ye, dünyaya açılıyoruz. Mutluyuz. Bekliyoruz çiftçilerimizi. Tabii ki çiftçilerimizi bekliyoruz. Aktürk Makine sponsorluğundaki Bursa Tarım Fuarı'ndaki çekimlerimize devam edeceğiz.